İçinden geçtiğimiz süreçte ne görüyorsunuz? Bundan 15 gün sonra bizleri ne bekliyor? Hem rakamsal olarak hem korunma tedbirleri olarak. Şimdi her geçen gün o kadar büyük hatalar yapılıyor ki. Şimdi MSYK'nin yapılması, LGS'nin yapılması ve YKS'nin yapılması çok 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 büyük hataydı. Bu hastalık niye bu kadar yaygınlaştı? Neden bizim efendime söyleyeyim yoğun bakımdaki hastalarımız arttı? Şimdi bunu Sayın Sağlık Bakanı işte vatandaşımız maske takmıyor, mesafeye uymuyor filan. Bunların hepsi palavradır arkadaşlar. Bunların gerçekle bir alakası yok. Siz 2,5 milyon çocuğu YKS'de, 1,5 milyon çocuğu LGS'de, 500 bin çocuğu MSU'de kapalı alanlara sokarsanız, onların arasında 50-60 santim mesafe bırakırsanız, bu insanlar ve havalandırmanın da olmadığı yerde ve uzun sürede. Hastalığın bulaşması için 4 şart var. 1- kapalı alanda olacak. 2- çok insan olacak, 3- mesafe yakın olacak, 4- havalandırma olmayacak. Bu şartların hepsi bu 3 sınavda sağlanmıştır. O nedenle orada virüs herkese geçti ve onlar da götürdüler, evlerindeki insanlara bulaştırdılar. Bunun ne maske takmakla alakası var, ne efendime söyleyeyim araya mesafe koymakla. Hastalığı hükümet yaymıştır. Bu şekilde de yayılmaya devam etmektedir ve bu hastalık kısa bir sürede katiyen kontrol altına alınamayacaktır. Eğer benim 27 Mart haftasındaki önerilerim yerinde getirilseydi bugün biz Türkiye'de, COVID'siz bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Hocam hükümet neden yaymak istesin ki bu virüsü? A cehaletten, B kötü niyetten. İkincisine ihtimal vermek istemiyorum. Yani bilerek ve isteyerek kötü niyetle böyle bir şeyi yaptılar demek istemiyorum. A şıkkı daha ağır basıyor. Ama A şıkkı üzerinden de düşünecek olursak bir bilim kurulu var. Bilim kuruluyla birlikte çalışılıyor. Bilim kurulu üyeleri hala kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorlar, bilgiler vermeye çalışıyorlar. Ona rağmen mi cehaletten bu sonuçlara varıyoruz? Tabii cehalet, çünkü cehalet bilim kurulu seviyesinden değil. Bilim kuruluna ne karar vermesi gerektiği üstten emrediliyor. Bilim kurulu üyelerinden bir tanesi YKS sınavları yapılmalı, bunda bir tehlike yoktur dedi mi? Demedi. Bilim kurulunun bir tanesi LGS sınavları yapılmalıdır, tehlike yoktur dedi mi? Demedi. Buna rağmen eğer bu sınavlar yapılıyorsa bu bilim kurulunun verdiği bir karar veya önerme değildir. Onun için cehalet bilim kurulundan kaynaklanmıyor. Karar arıcıların cehaletinden kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı da ve çalışanları da buna dahil mi oluyor sonuçta? Birlikte yürütüyorlar süreci. Yani bilim kurulu, vallahi Sağlık Bakanlığı. Birlikte yürütülmüyor. Yani ben Sağlık Bakanı'na da haksızlık yapmak istemem. Adamcağız gerçekten çırpındı, elinden gelen her şeyi yaptı. Ama tabii bu kararların hiçbir tanesini Sağlık Bakanı almıyor. Peki, vatandaşlarımız ne yapsınlar? Çünkü son zamanlarda özellikle vefat sayılarında azalmasıyla birlikte hepimiz rahatladık. Ve sürekli maske takın uyarıları vardı. Sürekli maskesiz dolaşılınıyor. Bunlar da bu virüsün yayılmasını bu süreçte arttırır mı? Vatandaşların üzerine düşen görev nedir? Vatandaşların üzerine düşen görev, ta başından beri söylediğim 4 tane maddedir. 1- kalabalık yerlere girme. 2- insanlarla bir aradaysan 2 metre mesafede dur. 3- maskeni sürekli tak. 4- ellerini 2 saatte bir yıka. Vatandaş bunu yapmalı. Vatandaş bunu yapıyor. Vatandaş bunu yapıyor ama siz vatandaşın çocuğunu imtihana gönderip oradan virüsü eve getirirseniz evde ne yapsın vatandaş? Hocam, sonra şu anda mesela bakın ben size çok abuk subuk bir şey söyleyeyim. Şu anda 65 yaş üstü insanlar sabah 10 ile akşam 20 arasında sokağa çıkabiliyorlar. Yani yazın en sıcak, güneşin en kuvvetli olduğu saatlerde insanlara diyorlar ki gidin beyinlerinizi güneşin altında haşlatıp da gelin diyorlar. 1- gece 20'den sonra neden yasaklıyorsun? Ne yapacak? Bara, saza, pavyona mı gidecek? Arkadaşlarla bira içip yolda kavga mı çıkartacak? Veya sabahı neden yasaklıyorsun? Sabah serinliğinde çıkarsa acaba üşütürler diye mi? Bakın bunun arkasında ne bilim var, ne ilim var, ne mantık var, ne bilgi var. Bu saçma sapan, gerizekalıca bir uygulama. Şimdi bana diyorlar ki hocam gerizekalı diyorsunuz. Ama bunun başka bir tarifi yok.
Bu çok geri zekalıca bir uygulama. Bana çıksın bir bilim kurulu üyesi, bana çıksın bir bakan, bana çıksın bir cumhurbaşkanı desin ki Serdar Bey yanılıyorsunuz. Biz yaşlılarımızı sabah 10'da çıkartıyoruz çünkü. Bunun çünküsü yok. İşte bunun gibi kararlar alın, her taraf abuk subuk karar dolu. Her taraf baştan aşağı yanlış. Yani bana bir tane doğru bir şey var mı derseniz, hastanede canları pahasına çalışan doktorların, hemşirelerin dışında bu sistem içerisinde doğru bir şey yok arkadaşım. Peki bizi ne bekliyor? Önümüzdeki süreçte COVID'le ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi normal şartlarda 2023. Şimdi orada da sıkışmış durumdalar. Çünkü 2023'e kadar ülkeyi yönetemeyeceğini biliyor Recep Tayyip Erdoğan Bey. Yönetemez. Erken seçim yapsa bir an evvel gideceğini biliyor. Şimdi kara kara düşünüyor ne yapsam diye. Bunun arkasından bir hinlik çıkartacak. Yani toplum içerisinde huzursuzluk yaratacak. Toplum içerisinde ayrışmayı daha da yoğunlaştıracak. Veya Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atacak. Veya ülkede bombaların patlamasına sebep olacak bir şeyler yapılması gerekiyor. Umarız bu noktalara gelmez ülkemiz ve gündemimiz. Ama daha önceden geldik. Her can bizim için çok kıymetli. Daha önceden biz bunları yaşadık. Yaşanılanlardan ders alınmıştır diye umut etmek ve kamuoyuna da bu şekilde talepte bulunmasını söylemek durumundayız. Peki, sizin evet, dün akşam... Kamuoyuna buradan talebimiz şu olacak. Biz tamamen demokratik haklarımızı kullanarak en küçük bir taşkınlık yapmaksızın zekamızla, bilgimizle, teknoloji kullanma avantajımızla güçlü bir şekilde bu ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, hangi projelerin yapılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Bunu son derece barışçı, son derece demokratik, son derece saygılı, son derece kontrollü bir şekilde yapacağız. Ama Recep Tayyip Erdoğan da AKP iktidarı da gidecek. Başka hiç yolu yok. Eğer bu sınavları erteleselerdi ben bu işe karışmayabilirdim. Ama baktım ki etrafta bir Allah'ın kulu da çıkıp bununla ilgili, bu çocuklarla ilgili bir mücadele vermiyor. İş başa düştü. Ben de aldığım işi iyi yaparım. Peki, dün akşam açıkladığınız organizasyon yapısına, çalışma gruplarınıza katılmak isteyenler nasıl katılacaklar? Bir üyelik sisteminiz mi olacak? Size ya da bilimleriniz açılmasınlar? Herkese açık. Şimdi bunları birlikte oluşturuyoruz. Şu anda arkadaşlarımız, gençlerimiz hangi çalışma gruplarının kurulması gerektiğini yazıyorlar. Onları konsolide ediyoruz şimdi. Bir taraftan nasıl bir platform olması lazım, nasıl bir teknolojik platform olması lazım, onun üzerine çalışan bir grup hemen dünden bugüne oluştu. Dün gece oluştu, bu sabah gruplar çalışmaya başladılar kendi aralarında. İşte bunlarla bir şey yapacağız. Büyük bir portal. Bu portal üzerinden tartışmayı açacağız. Buna isteyen herkes katılabilir. Burada amacımız ülkemizde dürüst, namuslu, bilgisi olan herkesin ülkemizde taşınacak bayrağın bir kenarından tutmasını sağlamak. Bu bayrağı hep beraber taşıyacağız. Söylediğim önemli bir şey var. Ben bu iş benim üzerime kaldığı için buna giriştim. Bu süreç içerisinde birisi çıkar derse ki Serdar Bey, ben sizden daha iyi eğitimliyim. Sizden daha çok yabancı dil biliyorum. Uluslararası alanı, Türkiye'yi sizden daha iyi tanıyorum. Sizden daha çalışkanım. Z kuşağının içinden geliyorum. Z kuşağını da çok iyi tanıyorum. Ben bunu sizden daha iyi yaparım dediğinde, ben de evet ya bu adamcağız, bu kadıncağız doğru söylüyor dediğimde, hemen Z kuşağına danışırız. O zaman ben çekilirim, o kardeşimizi aday yaparız, ben onu desteklerim. Onun için bu benim şahsi meselem değil. Bu Türkiye'nin meselesi. Bu aynı cenaze namazı gibi. Hiç kimse kılmazsa herkese farz. Ben çıktım, ben bu namazı kılıyorum dedim. Farzı herkesin üstünden aldım. Ama şimdi birisi gelip ben bunu senden daha iyi yaparım derse, bağımsız olmak kaydıyla, herhangi bir siyasi angajmanının olmaması kaydıyla, geçmişi temiz, helal süt emmiş olacak. Bakın bu çok önemli. Mutlaka helal süt emmiş olacak. Helal süt emmiş bir vatan evladı, Türk olduğunu söylemekten utanmayan,
Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanı'na dün bir davette bulundum. Sayın Cumhurbaşkanım çıkın dedim 18 yıl aradan sonra ilk kez ben Türk'üm deyin. Bir cumhuriyeti yönetiyorsunuz, onun devlet başkanısınız ve o cumhuriyetin adındaki sözcükteki ulusa ait olduğunuzu söyleyemiyorsunuz. Hiç duyanınız var mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir defa çıkıp ben Türk'üm dediğini? Ben buradan söylüyorum, ben Türk'üm, Türk oğlu Türk'üm. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkıp bunu söylemesini rica ediyorum. Peki biz de i̇şte, buradan çağrımızı işte, iletmiş olalım. Evet, evet. Yani milliyetçilik falan bunlar sırası geldiği zaman mangalda kül bırakılmayan konular. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk olduğunu 18 yıldan sonra söylemesini talep ediyorum. Eğer Türk değilse de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme sevdasından, bu ülkeyi batırma sevdasından. Bu motosiklet gibi kullandığı tırı devirme sevdasından vazgeçsin. 2023 vizyonu dediği şey Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı geliştirilmiş bir karşı devrim hareketidir. Bu devrim hareketinin, karşı devrimin başarılı olmasına ben Atatürk'ün ideolojisiyle yetişmiş bir genç olarak, yaşımın 60 olmasının hiç önemi yok. Ben bir gencim, Atatürk'ün hitabesinde seslendiği gencim. Ben ve Z kuşağımız, Y kuşağımız, X kuşağımız. Buna izin vermeyeceğiz, bu cumhuriyet devam edecek. Kusura bakmasın Recep Bey, kendisine belki daha uygun bir ülke bulabilir.